Merhaba dostum. Merhaba dostum. İyi günler sinyor. Al bakalım sen. Teşekkürler sinyor. Tamam. Tekneye biner binmez ne yapacağımı biliyor musun sen? Kendine hemen bir bira açacaksın. Evet. Hem de buz gibi bira. Una poco. Teşekkür ederim. Onu ben alırım. Sen bu oldukça ağır. Gracias sinyor. Günün nasıl geçti Sam? Bundan iyi olamazdı. Evet, sanırım gerçekten güzel bir gün. Evet, Kaptan Martin. Buzlar erimeden önce güverteye götürsen iyi olacak abi. Oo, yanına da birkaç tane bira koyacağım Sam. Bay Peterson'ın sıcak biradan hoşlanmadığını bilirsin. Bunu yapamam. Bir iyilik yapmak isterdim ama dün akşam da söylediğim gibi yapamam. Kendi fiyatını koyabilirsin. Parayla ilgisi yok. Bunu yapamam. Hepsi bu. 2000. Vicdan azabı çektirmeyin. Dediğim gibi bunu yapamam. Daha sonra durum değiştiğinde iyi anlaşma olduğunu göreceksin. Geçimimi bu tekneyle sağlıyorum. Onu kaybedersem işim biter. Belki de diğer taraftasın. Kimin başkan olduğu umurumda değil. Key West'te dedikodusu yapılacak hiçbir şey taşıyamam. Yani biz mi konuşacağız? Herkesin konuşabileceğini söyledim. Lengua larga ne demek bilir misin? Tabii, uzun dilli adam demek. Onlara ne yaparız bilir misin? Kes artık Carlos. Sen de lengua larga değilsin değil mi? Sabahın köründe bu kadar sert olma. Daha kahvemi bile içmedim. Yapacak çok işiniz olduğundan eminim. Demek çok işimiz olduğundan eminsin ha? Hayır ve umurumda değil. Hadi Carlos. Üzgünüm. Keşke teklifi kabul etseydin. Ben de üzgünüm. Bu pisteye karışmak istesem bile bunu yapamazdım. Teknem tutuldu. Bir adam onun için balığa çıkmamı bekliyor. Sen eğer konuşursan ölürsün. Giderim. Demiral Harbi. Birkaç kişi politika konuşuyor. İzin kağıtlarını aldın mı? Evet aldım. Başımız belaya girmedi değil mi sen? Bizim değil harbi.
Bir şeyler ister misiniz Bay Peterson? Yeni kahvaltı yaptım. Belki bir bira, ne dersiniz? Evet, ben yapmadım ve bir bira içeceğim. Sonra da uyuyacağım. Dün gece pek iyi uyuyamadım. Bir tane yakaladım. Harbi, uyan artık. Onu kaybettim. Önemli değil, geri dönecektir. Yemi aldın yeter. Hadi dümene geç Harbi. Senin için bir sakıncası yoksa ben kameramda kalacağım. Sen bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. İşe yaramıyorsa neden onu tekneden atmıyorsun? O benim dostum ve sudan hoşlanmaz. Ne dostu ama? Harbi'nin de bir zamanlar teknesi vardı. İşte orada, yine. Daha hızlı çekin, daha hızlı çekin. Yavaşça kaldırmalısın. Oltayı yavaşça kaldır. Şimdi biraz gevşet. Biraz gevşetmeni söylemiştim. Oltayı elimden çekiverdi. Balığı suçlamaya kalkma. Biraz gevşet demiştim. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Biliyor musun? Uğursuz bir yolculuğa çıkmış gibi hissem. Hayatım boyunca böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Sana bana kızmadın değil mi dostum? Hayır, sana değil hadi. Kendini bir açabilirsin. Hı hı. Sen de ister misin Sam? Şu an değil. Peterson bunu kutlamak isteyebilir. Bira ister misiniz Bay Peterson? Key West'e gidelim kaptan. Nereye gittiğimi sanıyorsun? Hey Sam! Seni görmek istiyorum. Pekala, kötü haberi dinleyelim. 10 günlük servis. Bana $925 borçlusunuz. Buna bugün kaybettiğiniz olta da dahil. Avdon Hanımları sizin riskiniz. O şekilde kaybettiğiniz de değil. Ama balık elinden çekiverdi. Bir araba kiralayıp uçurumdan atsaydınız parasını ödemeniz gerekmez miydi? Ben de içindeysem hayır. Gerçekten iyi espriydi Bay Peterson. Görüyorsun değil mi sen? İçinde olsaydı ve ölseydi parasını ödemesi gerekmezdi dostum. Balığı yakalamaya çalışırken boğulsaydı onu da ödemesi gerekmezdi ama yapmadı. Bu yüzden ödemesi gerekiyor. Evet, oteldeki çek defterimi almam gerekiyor. Saat 6'da buluşalım Tropicana'da. Bana hala kızgın değilsin değil mi? Saat 6'da size birer içki ısmarlarım. Saat 6'da. Evet. İkimizi de kastetti öyle değil mi Sam? Sen benim dostumsun Harbi. Oraya bir şey içmeden gel. Hey, seninle konuşmak istiyorum demiştim Sam. Hadi Freddy. Oh, Bay Denizli Deniz'den evine dönmüş. Merhaba Freddy. Ne alırsın? Her zamankinden midemde hala yer var. Denizcinin içkisini hesabıma yaz. Parasız mısın Denizci? Bunu sizin faturanız eklerim Bay Martin. Hesap size mi göndereyim yoksa yat kulübünüze mi göndermemi istersiniz? Paket yap Freddy, eve gitmem gerekiyor. Demek zengin biri. Benden neden kaçıyorsun? Senin dışında koşan biri yok Arnold. Koşmak için bir nedenim vardı. Şu faturana ne diyorsun? Hala ödemen gereken bir miktar var. Müşterin borcunu daha ödemedi. O ödeyince ben de öderim. Bu kadar basit. Gerçekten çok basit. Peki ne zaman? Saat 6'da. O zamana dek açlıktan ölmezsin. Saat 6'da nerede? Orada olmak istiyorum Sam. 3 aydır peşinden koşuyorum. Bunu yapan sadece sen değilsin. Evet. Diğerleri çoktan bu hesabı kapatmıştı değil mi? Hadi Sam. Saat 6'da nerede? Tropicana Oteli'nde ama bu şekilde gelemezsin. En azından temiz bir gömlek giy. Ve kartlarını doğru oynarsan şu hanım sana içki ısmarlayabilir. Zengin adam. Peki hangi yat kulübü?
Lucy? Lucy, ben geldim. Biliyorum. Neden kapının önünde beklemiyordun? Geceliğimi arıyordum. Geceliğine ihtiyacın yok. Günün bu saatinde gecelik mi? Ne yapacaksın? Gece defilesi falan mı? Aa, işte buldum. Yerine koy ve hemen dışarı çık. Aa, şu anda çıkamam. Beklemen gerekiyor. İşte şimdi kızdım. Gerçekten kızdım. Üçe kadar sayıp peşinden geleceğim. Bir. İki. Zor kız oynuyorsun ha? Çiçekler nerede? Bana her zaman çiçek getirirdin. O zamanlar sana kur yapıyordum. Buraya gel. Acelen mi? Kur yapılmasından hoşlanan bir kızdım. Hadi başla. Neden? Artık benimsin. Pekala. Öyleyse yapma. Buraya gel canım. Bu da ne? Aa, sadece öndeki pencere sürekli kayıyor. Hey, nereye gidiyorsun? Tahmin etmeliyim değil mi? Tahmin etmeliyim ki bir daha olmasın. Sam. Haklısın, pencere kayıyor. Sam, hemen buraya gel. Arkaya kadar gidip alet sandığımı alayım. Buraya gelecek misin? Tahmin etmemi istemiyor musun canım? Şimdi kim kızdı dersin? Seninle evlenirken her şeyinle evlendim. Tıraş olmalısın. Sakalların tüm yüzümü çizdi canım. Şikayetçi misin? Hayır, sadece yüzümü çizdi. Geziyle ilgili hiçbir şey söylemedin. Konuşmaktan daha güzel bir işim vardı. İstersen Bay Peterson'ı alabilirsin. Onu istemiyorum. Senden başka kimseyi istemiyorum. Bu güzel. Bu gerçekten güzel. Sevgilim. Kes şunu. Cebi para dolu biri beni bekliyor. Öyleyse birazını Philips'e bıraksan iyi edersin. Eğer taksitlerini zamanında ödemezsen tekneyi elinden alacaktır. Bay Peterson'ın ihtiyacımız varken gelmesi iyi oldu. Yoksa teknen gidecekti. Peki ya karım? Hayır. Karın asla gitmeyecek. Hey, sen parasını aldın mı? Sam'in borcunu ödememesinden mi korkuyorsun Arnold? Sam hayatı boyunca kimseye borç takmamıştır. Güzel, ilk olmak istemem. Sen de bilirsin. Sabah kalktığımda onu ve teknesini paramla birlikte gitmiş görmek istemiyorum. Sen insanları gerçekten tanımamışsın Arnold. Sana bir şey söyleyeyim. Eğer kötü niyetli biri değilse insan yanlış bir şey yapmaz. Ve Sam de yanlış bir şey yapacak biri değildir. Sen onun arkadaşısın. Senin için durum değişmez. Burnundan solumayı bırak. Yani insanları yanlış mı değerlendiriyorum? Öyle değil mi? İçimden bir ses seni ucuz şerinin böyle konuşturduğunu söylüyor. Hey, bir dakika. Hiçbir şey beni istemediğim şekilde konuşturamaz, tamam mı? Sam hakkında kötü konuşmam ben. Aa, merhaba Sam. Banyo yapmışsın. O parayı gerçekten istiyor olmalısın. İstiyorum, nerede? Peterson otelden ayrılmadı değil mi? Elbette otelden ayrılmadı. Biliyor musun, belki barda bekleyebiliriz. Paran var mı Arnold, sana sonra öderiz. Ben içki içmem ve kumar da oynamam. Neden işimizi başka yerde halletmiyoruz Sam? Geç kaldınız Bay Peterson, çekinizi bozdurdunuz mu?
Küçük bir yanlış anlaşılma. Birkaç çekim daha var dostum. Üzgünüm, onu polis merkezine götürüyoruz. Bu adamın bana yaklaşık $1000 borcu var. Tek alacaklı sen değilsin. Herkese dünya kadar borcu var onun. O parayı almam lazım. Öyleyse merkeze kadar gidip sıraya gir. Uzun bir kuyruk olacak. Bunun için üzgünüm kaptan. Evet. Üzülsen çok iyi olur. Arnold'a bir içki ısmarla. Sanırım ihtiyacı olacak. Evet, sonra görüşürüz Arnold. Merhaba Sam. Nasılsın? Moralim bozuk gibi. Üzücü bir hikaye Pap. Ayrıntıları sonra anlatırım. Keşke tüm müşterilerim senin gibi düşünceli olsa. $20. Belki de hikayemi anlatsam iyi olur. Hayır yapma Sam. Üzgün olduğumda fiyatlar düşüverir. 2, 4, 6, 8 ve 10. 12, 14, 16, 18, 20... Param olduğunda almaya geleceğim. Umarım. Bol şans. Evet, ellerinize dikkat edin lütfen. Ve işte yine masada. Evet, yine masa kazandı. Bahisleri görelim beyler. Hadi bakalım. Şu işe bak. Yine masa kazandı. Evet bahisler. Bahisleri görelim. Hadi bakalım şanslı altı gelecek mi? Hadi altı. 3. Soğukkanlı kadınları hep sevmişimdir. Pekala beyler. 7 kazandı. Evet. Şanslı adam ver geliyor. Ver şu zanları. Kendimi şanslı hissediyorum. Şu adama dikkat edin, kazanmak istiyor. Kim istemez ki? 4. İşte 4 geldi. 7 kaybetti. Sam, seninle biraz konuşalım. Ne söyleyeceğini biliyorum Sam. Bundan gerçekten hoşlanmıyorum ama. Ben de hoşlanmıyorum. Hadi hadi. Şu sayıları adam gibi atalım baylar. Sam. Sam, kumar oynaman doğru bir şey mi? Tekne için 3 aydan beri tek kuruş ödemedin. Cebimdeki $20 seni mutlu edecekse vereyim. Artık $20 değil dostum. Sam, tekneni almam gerekecek. Alıp ne yapacaksın? Arka bahçen tekne dolu. Lucy'm hızlıdır. Kolayca alıcı bulabilirim. Bu doğru. Adam batmışken son hamleyi indir. Sey öyle biri değildir. Değil mi Sey? Pekala. Tekneni istemiyorum. Ama benim de ödeyecek bir sürü borcum var. Bekleyebilirim ama sonsuza kadar değil. Ve işte kazanan. Yanlış yerlerde dolaşmanın dışında başka ne yaparsın dostum? İnsanları balığa çıkarırım. Eğlenceli bir şey gibi. Öyle. Eğer şanslıysan. Şansım yaver giderse belki bir ara denerim. Evet. Merhaba denizci. Merhaba. Hey, dün gece nasıl gitti? İyi, iyi. Her zaman dediğim gibi. Balığa çıkmak istiyorum. Tarife nedir? Günlük $75. Yem ve ekstralar sana ait. Yemek ve içecek de öyle. Sen hırsızsın. Sadece biraz. Bunu halledebiliriz. Benim adım Henning. Yemeği ve içmeyi seven eski bir deniz kurduyum denizci.
Güvertende yeterince yiyecek ve içecek var mı? Senden bir miktar avans alır almaz olacaktır. Bu kural mı? Evet. Güverteden denize düşme ihtimaline karşı. Pekala. Uyan Harvey, müşterimiz var. Sahi mi? İşte bu güzel Sam. Bu harika. Yiyecek, yem, bira ve buz için. Hemen geri gel. Evet, bira dedin değil mi Sam? Ayrıca yiyecek ve yem de dedim. Hadi git şimdi. Şarap fırla. Demedin değil mi? Tek kasa. Üstünü de geri getirmeyi unutma sen. Tamam, ben hemen dönerim. Ona da ödeme yapacak mıyım? Hayır, parasını ben veririm. Eva. Bu Sam Martin, bizim denizcimiz. Bu da Eva Wallstrom. Merhaba denizci. Hayat bu, öyle değil mi bebek? Oh, father was the keeper of the Eddystone Light. Married a mermaid one fine night. From this union there came three. A porgy and a porpoise and the other was me. Ho, 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 the wind blows free. Ho, for the life on the rolling sea. Tozu değil mi? Sözlerini bilir misin? Bu melodiyi bile hatırlamadım. Merhaba Fisker. Demek bunun için geldin. Fisker de ne? Balıkçı. Ha. Çabucak yanarım. Ya sen? Ben alışkınım. Ben hiç alışamadım. Geldiğim yerde yılın sadece 3 ayı güneşli geçer. Evden çok uzak da olmalısın. Hayatım boyunca evimden çok uzak oldum. Dudaklarını yumuşak tutar. Kırışıklık yoksa endişe yok. Denizdeki hayat sana çok uygun olmalı. Ama ya eğlence? Pekala şekerim, sürücüyü rahatsız etme. Yoldan çıkmamızı mı istiyorsun? Oltanın başında kalsan daha iyi olur. Balık beklemekten sıkıldım. Öyleyse bırakıp geri dönelim. Ah, ille de balık tutacağız diye bir şey yok. Başka şeyler de yapabiliriz değil mi? Tekneyi kiralayan sensin, bence fark etmez. Parasını ödüyorsun. Tek istediğim bu değil. Anlıyor musun? Belki de bir yat kiralamalıydın, daha rahat ederdiniz. Evet, belki de öyle yapmalıydım. Ama yapmadım. Ama denizci, insanlardan uzakta ıssız bir kayaya gitme olanağımız yok mu? Havana. Biliyor musun, Havana'ya hiç gitmemiştim. Havana Küba'da Bay Hennigan. Evet, haritada görmüştüm. Küba için izin almalısınız ve bende yok. Devriyeler görürse teknemi alırlar. Ya, seni görmeleri gerekmiyor. Kübalılar eskisine göre çok daha dikkatliler. Özellikle de tekneler konusunda. Öyle mi? Gazeteleri okumuyor musunuz? Orada devrim oldu. Limana giren her tekneyi durduruyorlar. Bak denizci, Küba büyük bir ada ve bu küçük bir tekne. Karaya çıkabileceğimiz bir yer vardır. Şey, Puerto Bello var. Sahilden 15 kilometre ötede. Ama karanlıkta gelip gün doğmadan ayrılmak gerekiyor. Hey! Bize Havana gecesini yaşatacaksın. Ne dersin? Biraz fazla paraya riske girerim. Biraz dediğin ne kadar denizci? İçeri soktuğumda 2500 alırım. Çıkarken de 2500 daha. Havana'da bir gece için çok büyük para. Sen bilirsin. Ne diyorsun? O kadar param olmadığını söylüyorum. Peki ya olduğunda? Her şey değişir. Anlaştık mı?
Müziği izlerseniz bir taksi bulursunuz. Peki sürücüye adresi nasıl söyleyeceğim? Ona biraz para göster. Bu şekilde dilinizi anlarlar. Bizimle gelmiyor musun? Deniz Cavana'yı görmüş. Siz de fazla görmeseniz çok iyi olacak. Gelseniz de gelmeseniz de gece 2'de giderim ben. Saat 2'ye de görmek istediğim her yeri görürüm. Hey, beni mi arıyordun Fisker? Her yere baktım. Arkadaşın nerede? Havana'yı geziyor. Buraya bunun için geldik. Neden seninle gezmiyor? Onun eğlence fikriyle benimki farklı. Otur. Buranın romu çok iyi. Saat 3'e geldi. 2'de buradan gideceğimi söylemiştim. Neden gitmedin sen? Çünkü işin ucunda 2500 dolar var. Öyleyse bekle. Üstüne bir şey dökülmeden önce otursan iyi edersin. Rom ve kola. Aynısından. Hemen geliyorum. Sen neden hoşlanırsın? Eğlenmek için neler yaparsın? Papa bu akşam eğlenmek için ne yapıyorsa. Sen de herkes gibisin Sam. Parayı alıyorsun ve sonra merak etmeye başlıyorsun. Sana o parayı teklif ettiğinde kendine hiç soru sormadın mı? Cevaplarını bildiğimi sanmıştım. Pek pratik sayılmazsın. Ama şimdi pratiğim. Ona uçakla dönmesini söyle. Sakın gitmeye kalkma. Daha içkini bile içmedin. Hey pederlo. Sana bir şey sormam gerekiyor. Sen balıkçısın. Yem olarak ne kullanırsın? Ne yakalamak istediğine bağlı. Ton balığı için? Deniz anası. Sam, Martin'i yakalamak için ne kullanırsın? Bebek gibi bir yüzün var. Sen bebek misin yoksa bebek yüzlü müsün? Gidip onu bulsan daha iyi olacak. Ama neden? Ben yalnızım. Kız arkadaşım var tatlım. Karım. Bu gerçekten kötü haber. Bana ondan söz et. Aslında söz edecek bir şey yok. O benim için var, ben de onun için varım. Başka bir şeyin önemi yok. Hiç denedin mi? Denemek istemiyorum hayatım. Ama onu bulsan iyi olur. Yarım saat sonra gidiyorum. Bay Hennigan bize bunlardan temin edebilir dostum. Ah, beni yakaladın amigo. Sen komik bir adamsın. Fiyatların da oldukça komik adam. Bu beyefendiler gülmüyor. Hayır, gülmüyoruz Pepito.
Schmeister iyi silahtır. Hı hı. Başka markalarda var mı? Browning 30 ve 50 kalibrelik. Thompson'lar, M1'ler, Rising'ler. Siz sipariş verin biz fiyatı getirelim. Fiyatı nedir? Toptan satış yok. Fiyatı ne olursa olsun ödemek zorundayız. Evet, devrim yapmak paraya mal olur. Ve insan canına komik adam. Hangi silahı tercih edersin kaptan? Bulabileceğim her silaha ihtiyacım var. Bu Thompson'lar sadece numune. Gerisi tekneyle gelebilir. Pekala. Ama şimdi tepelere peşimizden tank gönderiyorlar. Bir bazuka ister misin kaptan? Tanesi $1000. $1000 mı? Ya Schmeisser ve Thompson'lar? Her biri $500. Mermi başına 25 sent alırım. Toptan satmadığımı söylemiştim. Bu gangsterle iş yapmayalım demiştim. Evet. Unutun gitsin. Ben söylemiştim bunu. Hayır, sus. Silahlara ihtiyacımız var. Lütfen. Onları ne zaman alabiliriz? Parayı ne zaman alabilirim? Şimdi $10,000. Gerisi silahları getirdiğin zaman. Bana güvenmiyor musun? Kalan kısmı dünyanın parası Bay Hennigan. Nereye bırakacağım? Uygun bir yeri bulunca Carlos Key West'e gelip sana bildirecek. Şimdi. Benimle buluşmaya bir tekne gelecek. Bunu unutmayın, sadece bir tekne. Paranın geri kalanını elimde görmeden bir tek bile silah vermem. Numune sizde kalabilir. İyi dans ettiğinden eminim bebek. Hepimiz iyi dans ederiz. Sevimli bir çocuksun. Hoşça kalın. Evraklarınızı görebilir miyim lütfen? Hayır, evraklarınızı göreyim. Evraklarınız. Hennigan nerede? Taksicinin parasını ödüyor. Sam, hadi gidelim buradan. Seninki onları kızdırmak için ne yaptı acaba? Belki taksiciye verecek bozukluğu kalmamıştır. Kızlıkları falan yoktu. Bahşişi yüksek tuttum. Bu yüzden peşimi bırakmak istemediler. İşte otur. Otur canım. Evet. Canım bir sandviç çekti. Fıstık ezmeli ve reçelli. Hiç duruşun var mı? Bozuklu olacaktı. Önce bana olan şu borcundan bahsedelim. Parayı merak etme. Hadi çalıştır. İstersen şuraya bir bak. Kibo devriye botları. Bizi fark ettiler mi? Henüz değil. Fark etmeseler iyi olur. Peki neden? Başının belaya girmesini istemiyorum sen. Öyleyse o şeyi başka tarafa çevir.
Sinirlerini yatıştırmak için küçük bir biraya ne dersin? $2500 sinirlerimi yatıştırmak için yeterli. Akıllı çocuk. Aç mısın canım? Sadece susadım. İçki? Bu da ne böyle? Aquavit. Bebeğim bu şişe olmadan hiçbir yere gitmez dostum. Her şeyi olduğundan daha iyi gösteriyor. Öyleyse bir tane daha içmeliyim. Aa, bana kızmadın değil mi? Kızmam için bir sebep var mı acaba? Sakin ol. Uzun zamandır eğlenmediğin belli. Evet. Çok yakında bunu bir daha yapalım. Sadece eğlenmek için. Ondan bu yüzden hoşlanıyorum. Espri yeteneği var. Bir içki daha içsek iyi olur sen. Hayır teşekkür ederim, ihtiyacım yok. Gerçekten mutluyum. Neyle karşı karşıya olduğumu bilsem daha mutlu olurdum. Günaydın Bayan Martin. Günaydın Harvey, nasılsın? Aa, peki uyuyamadım. Güzel bir yolculuktu Sam. İyi vakit geçirdim. Şimdi nasılsın? Fena sayılmam. Bu iyi bir çocuk. Onu sevdim. Beni evde bekliyor olmalıydın. Saat 11'e geliyordu ve kalkmam gerekti. Her zamanki gibi tuzlu ve sakallısın. Ama benimsin. Daha sonra. Şimdi ne yaptığımı sanıyorsun? Sonra yasakla. Hey, ona benzemek için neler vermezdin? Doğru söyledin canım. Ve son derece yakışıklı bir adam var. Uzun boylu ve senin hayatına giriyor. Gözlüklü biri ve gri bir yüz maskesiyle bir yat şapkası var. Hey dostum, kedini saklasan çok iyi olur. Merhaba kaptan. Bu hanım kim ha? Kumsalda bulduğum bir şey var. İkiniz de kesin tamam mı? Hiç kimsenin karımı kızdırmasını istemiyorum. Bir hanımefendiyi götürmek için kötü bir yer. Eğer hoşuna gitmediyse başkasını ne, seç. Ne, günün bu saatinde mi? Seçmeye değer hiç kimse de yok. Senin gibi bir kadına kim bakar ki? Sen baktın. Peki bu neyi ispatlar? Karının gerçek bir cadı olduğunu ispatlayabilir. Evet, karım gerçek bir cadı. Onunla şimdi beni iyi dinle Martin. Karın gerçekten dikkat çekici genç bir kadın. Nereden biliyorsun? Onunla aranda bir şey mi geçti? Nasıl yani? Pekala, sen şimdi şuraya geç, perdeleri kapat, sana göstereceğim. Sana ne kadar borcum var? Biraz düşünelim. $48. Üstünü yakıt alması için Arnold'a ver. Şansın değişmiş olmadı Sam. Sen ve eşin ne içersiniz ha? Benim ikramım. Tatlım baksana, ne içiyoruz? Kanı kaynatan bir şeylere ne dersin? Acele et. Tetikte olmak istiyorum. Ah, keşke bir erkek olsaydım. Ama bu boyla kesinlikle başaramazdın. Sen ne dedin?
Demek tetikleyici buydu. Hı hı. Neden daha önce göstermedin? Bunu yapsaydım bir kadının aklını çeldiğim için beni hapse atabilirlerdi hayatım. Seninle tanıştığımda aklımı çelmiştim. Bu çok doğaldı. 12 yaşındaydın. Affedersiniz çocuklar. Müzik kutusunu biraz ısıtır mısın Freddy? Tamam. Benimle çıkmayı seviyor musun? Hı hı. Hep seveceğim. Sen sadece şunu söylediğini duymak istiyorum. Benim güzel tatlı yüzüm. Hoşlansan iyi olur. Buna takılıyorum. Başka bir şeyim de yok zaten. Bence pek çok şeyim var. Sana vermem gereken bu dünyanın güzelliklerinden bahsediyorum hayatım. Bana bu dünyanın güzelliklerinden daha iyi bir şey verdin. Neymiş o? Aşkı. Birazını geri almamı ister misin? Hmm. Bu dans daha sonra denizci. Hadi buradan gidelim. Merhaba Sam. Bayan Martin. Merhaba şef. Ne oldu? Kumandan Walsh seni görmek istiyor. Neden? Bunu kumandan söyleyecek. Ya sen? Kumandan böyle olmasını istiyor. Yerinde olsam hemen gelirdim. Daha önce bitirmem gereken iki iş var. Bu dans ve küçük bir kade. Seni istasyonda bekliyor olacağız. Bir şey mi oldu? Belki de gözden kaçırdığım bir şey olmuştur. Başka bir şey olmasına izin verme. Gerçek bir bela gibi. Başım gerçekten belada olsa benimle gelir miydin? Başım gerçekten belada olsaydı nereye gideceğini bilemezdim. Merhaba kaptan. Nasıl gidiyor Kes? Çok iyi ya senin? Uğraşıyorum. Ne oluyor? Bir fikrim yok. Bu kumandan Walsh da kim? Senin dostun. Belki de bize söylemeyi unuttuğu bir şeyler vardır. Hiç sanmıyorum. Kokuyu 1 kilometre öteden alırlar. Neden onun peşinde olduğunu da anlamadım Sam. Kendisi benim peşimde olduğunu sanırım. Oh, merhaba Sam. Hey, burada olduğuna sevindiğinden eminim. Benden ne istiyorlar acaba? Sana ne sordular? Yani biz Küba'ya gitmedik değil mi Sam? Ne zaman? Ne zaman mı? Bilmiyorum, sanıyorum son günlerde demek istediler. Merhaba Kes. Merhaba Har. Gittik mi Sam? Gitmediğimizi biliyorsun. Tabii gitmediğimizi biliyorum. Nereye gittik peki? Denize açıldık. Öyleyse neden Küba'ya gidip gitmediğimizi sordular. Bu hükümetin nasıl yönettiklerini sen de görüyor musun? Keşke bir haftalığına ben yöneseydim. Sadece bir hafta için. İhtiyacımız olan şey bu. Evet. Evet, ihtiyacımız olan şey bu. Bay Martin orada mı? Evet efendim. İçeri gönderin. Bay Martin. Sam. Yanında fazladan $4 yok öyle değil mi? Eve gidene de kesinlikle açma. Merhaba Sam, otursana. Lucy beni Freddy'nin yerinde bekliyor. Tek başına içmekten hoşlanmaz. Harbi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz kafamı karıştırdı. Nereye gittiğiniz konusunda. Denize açıldık. Bir tekneyle mi yoksa yürüyerek mi dostum? Harbi pek emin değildi. Ve kiminle gittiğinden de pek emin değildi. Harbi bir şeylerden nadiren emin olur. Peki kimi götürdünüz Sam? Bir sporcu ile bir sarışın. İsimleri?
Böyle tipler kimseye gerçek isimlerini vermez. O tip insanlardı ha. Sadece doğruyu bilmek istemiştim. Biraz balık tuttular. Bilmek istediğin başka bir şey var mı? Bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi? Dün gece bizimkilerden biri Küba'ya kadar gidip geldi dostum. Portobello yakınlarına uğradı. Portobello bir sporcu ile bir sarışın gideceği yer değildir. Bundan pek emin değilim. Bugünlerde tabii havanada işleri yoksa ve insanların soru sormasını istemiyorlarsa. Öyleyse o sporcuyu bu işe karıştırmayalım. Sanırım ona bu soruları sadece karısı sorabilir. Öyleyse senin teknen değildi. 12 metrelik bir konu yıl teknesi mi? Louisem, Key West. O kadar yakından görememişler. Gelecek sefer balığa Körfez bölgesinde çık kumandan. Tamam Sam. Seni getirttiğim için özür dilerim. Ama dün gece Portobello'da iki adam öldürüldü. İşlerinden biri Kübalı bir askerdi. Lucy! Merhaba. Neden beni beklemedin? Uzun sürmeyeceğini söylemiştim. Sen gidince Fred'in barındaki eğlence de bitti. Pekala, haber alalım. İyi ya da kötü. Neyle ilgili? Neden bir şeyle ilgili olduğunu düşündün? Çünkü bu yüzünden anlaşılıyor. Hadi söyle. Pekala. Dün gece bir tekne Küba'ya gitmiş. İki adam öldürülmüş. Biri Kübalı, diğeri de askermiş. Bu sabah neden iskelede beklediğimi şimdi anladın mı? Kötü şeyler olduğunu hissedebiliyordum. Körfez tarafından gelen o rüzgarı da hissediyordum. Onlar söyleyene kadar iki adamın öldüğünü bilmiyordum. Küba'ya gittiğini biliyorlar mı? Onlara yalan söyledim. Bu işte bir ilgim olmadığını söyledim. Bana kim inanır? Şansını fazla zorlama Sam. Bu dünyada senden başka kimsem yok. Yanlış bir şey yakalamaması için oltaya iyi bakacağım. Yakından bak hayatım. Yalnız uyumak istediğimi mi sanıyorsun? Hapishanede yatanlar yalnız uyur canım. Merhaba Fiskür. Aa, hayır. İkinizin de beni unuttuğunu düşünmüştüm. Bu o kadar kolay değilse. Küba'ya neden gittiniz ha? Gitmen gerekmiyordu. Kolunu büken biri olduğunu fark etmemiştim. Paraya ihtiyacım vardı. Benim de öyle. Ve Papa'nın da ihtiyacı vardı. Kim bir balıkçı kiralayıp aniden Havana'ya gitmek ister ki? Benim dışımda biri. Güzel söyledin. Hadi sana bir içki söyleyeyim. Hayır teşekkür ederim. Birileri gelip günlük balık turu için tekne kiralayabilir. Seni biz tuttuk. Ben değil Hannigan. Seninle bir işi daha olacak. Bu sefer kimi öldürecek? Bana söylemedi. Sana başka ne söylemedi hayatım? Mesela? Neyin peşinde ve kimin ne iş yapıyor? Bu sefer parasını almadan önce ona sorsan iyi edersin. Şu an seni bekliyorsam Tropicana'da 1101 numarada. Lüks yaşar. Benim için fazla lüks. Teknen olmadan geçimini nasıl sağlarsın? Hadi söyle tatlım. Papa bu teknenin senetlerini Philips adındaki birinden satın aldı. Ve tekneyi istediği zaman elinden alabilirmiş. Üzgünüm. Seni bu pisliğe bulaştırdığım için üzgünüm. Ama bir çıkış yolu bulman gerekiyor canım. Eğer bunu bulursan bana haber ver. Hey hey hey! Onun bu kadar acelesi yok. Onu kullanacak kadar zekisin Sey. Böylece kendi boğazını kesmiyorsun. Senin problemin ne? Sence ne olabilir? Teknem, anlaşmaya baksana, satmışsın. Evet, bir başkasına sattım. Senin bir arkadaşına. Hannigan'a. Evet, sana bir iyilik yaptığımı düşündüm. İyilik mi dedin? Beni tamamen bitirmiş oldun. Şimdi onu ara ve anlaşmayı iptal et. Ya bunu yapamam Sam, artık çok geç. Parasını aldım. Bunu çok iyi anlamışsın. O senden hoşlanıyor. Bunu kendisi söyledi. Seni çok seviyormuş. Evet, beni sever. Sen bana kızmadın değil mi? Bunu tamamen yanlış anladın. Merhaba Sam. Ne alırsın? Bu bayan ne içiyor?
Küba likörü. Öyleyse bana sert bir viski ver. Hatta şişeyi de bırakabilirsin. Demek bir sorun var ha? Evet, bir sorun var. Evet, herkesin bir sorunu vardır Sam. Şimdi beni iyi dinle. Bir pazar sabahı uyandım ve karım bana bakıyordu. Kel erkeklere tahammül edemem dedi ve bu onun son görüşüm oldu. Aklı yerinde olan hiçbir kadın 12 yıl önce de seninle evlenmezdi. Şu sarışınla çıkmayı denedin mi? Onda da pek işe yaramıyor. Duble olsun kel adam. Geliyor. Seninki sorun mu sanıyorsun? Bela ile evlenmiş olabilirdin. Şimdi neşelendim. Sana nereye gideceğim? Hey, bir arkadaş var Sam. Bir arkadaş. Rıhtımın orada. Merhaba. Merhaba. Elinde bir şey var. Şu an seni bekliyor. İşte. Gitme rüya erkeği. Hey. Bu senin arkadaşın mı? Evet, bu dünyadaki en iyi arkadaşım olduğunu söyleyebilirim onun. Öyle yakışıklı ki. Ona pek çok şey dediklerini duymuştum ama bunu duymadım. Sana soran oldu mu? Ve şu benim içkime ne oldu? İşte burada canım. Hey sen buraya gel, buraya gel. Martin? Evet. Bu senin için. Üzgünüm kaptan. Bir teknenin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilirim ama işimi yapmam gerekiyor. Senden anahtarları istemem gerekecek. Peki şimdi ne yapacağız Sam? Bilmiyorum Harvey. Ama teknemi kaybetmek istemiyorum. Merhaba Sam. Seninkini daha vitrine bile koymamıştım dostum. Ama şimdi vitrine koyabilirsin dostum. $2000 ihtiyacım var. Onun için mi? Hayır, teknem için. $2000 için yanlış yere gelmişsin Sam. $2000 için bir bankaya gitmen lazım bence. Banka kefil istiyor. Öf, bunun için kendini yakacaksın. Ordudan ayrıldığından beri o tekne hep senindi. Seni yiyip bitirdi. Ona sarılmaktan vazgeçmelisin. Merhaba, artık. Pap. Merhaba. Artık balıkçılıkta para kalmadığını biliyorsun Sam. Züppeleri balığa götürmeyi severim. Öyleyse belki tekneni kaybetmen iyi olacak. Bildiğim tek şey tekneler. Buraya öğüt dinlemek için gelmedim Pap. Paraya ihtiyacım var. $100 üstünde para almak için gelen herkese öğüt veririm. Ve onlar da bana satacak bir şeyler getirirler. Teknem olmazsa ben bir hiçim. Çok üzgünüm Sam. Sevgilim, şu an ne düşünüyorsun? Teknemi kaybetmeyeceğim Lucy. Pekala. Öyleyse anlaştık. Hadi şimdi biraz uyu. Papa nerede? Seni bekliyordu.
Kahvaltıyı hep yatakta mı yaparsın? Elimden geldiğince sık. Ve ne kadar sık olduğunu tahmin edemezsin. Teknemle ilgili şu evrak konusu. Havalar nasıl Sam? Telefonu ver, sahil güvenliği arayıp hemen öğreneyim. Aha. Demek onlarla konuştun ha? Eva, lütfen şunlardan kurtul canım. Uslu kız. Onu sen mi eğittin? Hayır. Bu seferki eğitimli olarak geldi. Sahil güvenliğe ne dediğimi bilmek ister misin? Sen buradasın. Ben buradayım. Yatağımda kahvaltı yapıyorum. Bunu halledebilirim. Bunu yapmandan hiç hoşlanmam. Ve o zaman tekneni asla geri alamazsın. Sam, tekneni nasıl elinde tutacaksın? Teknemi nasıl elimde tutacağım? Benim için bir şey yapacaksın. Eğer Küba'ysa ben o işte yokum. Sen de olmamalısın bence. Evet. Seninle ben sahilden biraz uzaklaşacağız. Bu sefer kimse ölmeyecek. Sadece keyif gezisi. Evet. Ayrıca teknenle birlikte $5,000 alacaksın. Bu sabah çok cömertsin. Bu benim param değil. Teknen sende kalacak ve iş bittiği zaman kazançtan $5,000 alacaksın. Buna ne diyorsun? Anlaştık. Güzel. Tekneyi tek başına sürebilir misin? Sarhoş dostluğunun bizimle gelmesini istemiyorum. Eğer o türden bir gezi olacaksa ben de istemiyorum. Başı yeterince belaya girdi. Elbette tekneyi yalnız götürebilirim. Ne zaman yola çıkabilirsin? Anahtarlarımı geri alır almaz. Yakıt da almam gerekecek. Ve yakıt demek para demek. Sanırım bu yakıt için yeterli olur dostum. Bana tek şey söyle. Satın alamayacağın herhangi bir şey var mı? Onlar mezarlarında yatıyor. Satın alamadığım insanlar. Doğru fiyatı verirsen herkes satın alabilirsin. Her şeyi. Bazılarını diğerlerinden daha ucuza. Sence benim fiyatım ne kadardır? Çok mu zor geldi Sammy? Sence benim fiyatım ne kadardır? Senin düşündüğün gibi. Bu kadar basit ha. Gerçekten de çok çalışıyorsun. Hepsi de çok kirlenmişti. Evet. Onu geri aldım. Sorun var mı? Şimdilik yok. Çabuk ol, dönmem gerekiyor. Bu sefer ne kadar sürecek? 3 gün. Yani 3 gece daha uykusuz kalacağım. Ben evde yokken daha fazla uyuyacaksın. Bu sefer nereye gideceğini söylersen daha iyi uyuyacağım. Sam! Arnold yakıtın alındığını ve yola çıkılabileceğini söyledi. Ne kadar yem almam gerekiyor sen biliyor musun? Bu sefer iyi balık yakalayabiliriz. Çünkü insanlarla konuştum. Gideceğimiz yeri biliyorum Sam. Nasılsınız Bayan Martin? Yalnız kalmaya hazırlanıyorum. Nasılsın Harvey? Uyuyamıyorum. Ne kadar yem Sam? Yem gerekmiyor Harvey. Ama Peterson'ın kaybını telafi etmek için yeni bir olta gerekir. Wilcox'a gidip bir tane alır mısın? Wilcox'a kadar gitmemi mi istiyorsun Sam? O tür oltaları satan tek yer orası. Evet ama yakında denize açılacağımızı söyledim. Hayır. Bunun için zamanımız var. Evet burada $20 var Sam. Bugün gerçekten formdasın. Sayabiliyorsun. Bu şekilde kal Harvey. Tabii Bayan Martin, beni bilirsiniz. Büyük olta. Evet. Ben ciddiyim Harvey. Pekala sen. Pekala ne? Ne olduğunu sen biliyorsun.
Yine sarhoş olacak, ortaya çıkmayacak. İstediğin şey bu mu? Tamam. Ondan kurtulmak için bunu yapmak zorundaydım. Götüreceğim müşteriler ondan hoşlanmıyor. Aynı kişiler mi? Aynı kişiler. Yine mi Küba? Bu da başka bir sorun. Peki neden seni seçtiler? Elim kolum bağlı Lucy. Bu işten sıyrılamaz mısın? Sen ve şu yüzün. Hadi git. Geçen sefer Küba'ya gittiğinde iki adam öldürüldü. O yüzü geri istiyorum Sam Martin. Sam. Her şey yolunda mı Denizli çocuk? Evet, sadece emin oluyordum. Sam, bu Carlos Contreras. Carlos'u tanıyorum. Dünya küçük. Tuhaf. İkinizi bir arada görmek ne ilginç. Sizi bir arada görmek de ilginç değil mi? Evet, aslında bu da çok ilginç. Bıçağı cebine sakla ahbap. Aşağı in. Atlasan daha iyi olur. Ben gitmiyorum. Papa'nın bu sefer bana ihtiyacı yok. Ve havanın kötüleşmesini istiyor. Lüfleri hesap eskara. Ne demek bu? Mutlu yolculuklar balıkçı. Teşekkür ederim. Dediğin gibi canım, buna ihtiyacım olacak. Seni satın aldıklarında her şey için satın alırlar. Şans için. Hoşça kal tatlım. Aynı yere mi? Hayır. Butki. Ama bu sefer karanlık basınca gireceğiz.
Burada mı kalacağız? Sadece birkaç kişiyle biraz malzeme almamıza yetecek kadar. Anlaşmamız böyleydi değil mi? Sonra nereye gidiyoruz? Gideceğimiz zaman nereye gideceğimizi söylerim. Tamam. Ne zaman gideceğimizi söyle. Sam! Ron bana hiç yaramıyor. Tanrı aşkına buraya nasıl sana girdin? Sana göz kulak olmam gerekiyordu. Lucy'ye söz verdim. Evet, gerçekten bana göz kulak olduğunu seninle biliyorum. Seninle konuşmam gerekiyordu. Sen bana kızmadın değil durumu mi? Durumu daha da kötüleştirme. Sana çık diyene kadar olduğun yerde kal. Tamam. Dikkat et! Sizi sakar budalalar. Şu işe bak. Şimdi ne yapacağız? Hadi şunu hallet. Dönüş yapıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi şunu çek. Silahını al. Beni korkutuyor. Sakin ol. Sadece pusulaya bakıyor. Ne dedin onlara Carlos? Çok silah taşıyoruz. Pusulanın ibresini değiştiriyor ve kuzeyi değişiyor. Bu yüzden bir tur atmak gerekiyor. Ah. Benim gibi eski bir deniz kurdu bile bunu bilmiyordu. Onu rahat bırakın. Ne yaptığını bilen biri. Bilse iyi olur. Ne zaman biri bana rotamı söyleyecek? Evet. Buna ne diyorsun Carlos? Şurada balıkçıların kullandığı küçük bir liman var. Cibara. Cibara ha? Cibara. Peki rotamız ne? Rotayı sen belirleyeceksin. 2.25. Bu Havana için. Doğuya gidiyoruz. 1.26. Bunca şeyi nasıl öğrendin? Devrimden önce ben de bir balıkçıydım. Bu iş bittiği zaman yine balıkçılığa dönmeyi umuyorum. Bu iş bittiğinde ikimiz de balıkçılığa döneceğiz.
Rico Cinco, let us! Onlara ne söyledin Carlos? Bu sarı. Hey! Ne oluyor orada? Carlos fazla meraklı. Motoru çalıştır ve biz aksini söylemedikçe durmadan devam et. Demek taşıdığımız şey demir desek çok daha doğru. Silahlar tehlikelidir. Bu şekilde hiç kimse ölmez. Bizden başka özellikle de bu sandıkları teslim ettiğimiz zaman. Sandıkları onlara teslim etmeyecektik. Sadece Carlos'un dediği yerde onlarla buluşup parayı alacaktık ve sonra da yok olacaktık. Peki ya Carlos, soru sormayacaklar mı? Buna zamanları kalmayacak. Burada sen devreye giriyorsun. Tekneni kıyıya çektiğin zaman ve paranın el değiştirdiğini gördüğünde... Hemen heyecanlanacaksın, tamam mı? Şimdi gerçekten heyecanlanacaksın değil mi Denizci? Çünkü o sırada tam arkanda olacağım. Ensemde nefes almayı bırak. Sinirimi bozuyorsun. Onu sinirlendirmeyi bırak. Semi iyi bir çocuk. Buddy, bize birkaç tane sandviç getir. Bira, fıstık ezmesi ve reçel. Sen de ister misin? Sadece bira. Sadece bira. Ve ellerini de yıka. Yerine dön. Onu getirmemeni söylemiştim Sam. Beni atlatıp habersiz bir şekilde binmiş. Çekil yolumdan. Arkadaşımı öldüremezsin. Sana yolumdan çekilmeni söyledim. Bak, o benim dostum. Onu rahat bırakırsan kimseyi rahatsız etmeyecektim. Seni iyi tanıyorum. Kim olduğunu ve ne yaptığını biliyorum. Cibara'ya varır varmaz onu susturmak zorunda kalacağız. Bizimle birlikte Puerto Bello'ya geldi. Sahil güvenliğe hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey bilmiyordu çünkü yol boyunca uyuyup durmuştu. Evet bu doğru, yol boyunca uyuyup durdum. Sam, seni de öldürmek istemiyorum dostum. Şimdi yolumdan çekil. Onu öldürürsen kimse oraya gidemez. Sen de mi ölmek istiyorsun Denizci? O zaman kim götürecek sizi? Hiçbiriniz tekne kullanmasını bilmiyorsunuz. Haritada pusulada okumayı bilmiyorsunuz. Bunu yapabilirsin değil mi? Elbette yapabilir. O eski bir denizci. Hadi durma. Onlar için öt Bay Hennigan. Onu yerine götürün. Eğer yine ortaya çıkarsa işini bitirin. Şimdi içeri gir. Ben çıkmanı söylemedikçe de oradan çıkayım demem. Ama Sam... Andre adaları için kuzeye gidiyorum. Motoru susturduğumda dışarı çıkarsın. Hadi buradan gidelim. Seni bir şey için satın aldıklarında her şey için satın alırlar. Ne dedin? Eski bir İsveç atasözü.
Ne oldu? Bir budala gibi davrandım. Motora bir bakayım. Aradığın şey yoksa bu mu? Hadi dışarı gel. Beni kandırmaya kalktın ha? Motoru çalıştır. Hadi çevir şunu. Şu arkadaşın kesinlikle konuşabileceği bir yere gitmeyecek. Hadi çevir şunu. Sen iyi misin? Sana yaptıklarına bak. Yaran gerçekten ağır mı Sam? Sana neler yaptılar böyle? Ben iyiyim Harvey. Hadi şu dümenin başına geç ve bizi hemen Key West'e götür. Pekala Sam. Sen nasıl diyorsan. Hiçbir şey için endişelenmen gerekmiyor. Bunu yapamayacağını biliyordum Sam. Biliyordum. Neden biliyor musun? Çünkü Arnold'a dediğim gibi, eğer bir adam kötü değilse kötü şeyler yapmaz kesinlikle. Ve sen kötü değilsin Sam. Bunu denemiş olsam bile. İyi olduğundan emin misin Sam? Beni eve, Lucy'nin yanına götür.